Sayın kurucumuz, sayın okul müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz ve sevgili arkadaşlar. Yine hüzünlü bir Kasım salonundayız. Bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa göçüşünün 82. yıl dönümü. Onun 1938'de bir 10 Kasım sabahı sona eren maddi hayatı şimdi yüreklerimizde ve beyinlerimizde birer Mustafa Kemal ideali olarak yaşıyor. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir diyen o Türk büyüğünü Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için buradayız. Sizleri ilk olarak büyük önder Atatürk'ün manevi huzurunda ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz adına 2 dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım,
Kıymetli velilerim, sevgili öğrenciler. Atatürk kimdir? Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk örnek, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. UNESCO 152 ülkesinin oy birliğiyle yapmış ve dünyaya dağıtmış olduğu Atatürk tanımlaması 1981. Atatürk kimdir sorusunun cevabını dünya milletleri bu şekilde biliyor. O, tüm yaşamını millete adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü ve çağdaş bir devlet yaratan eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutandır. O, bu ender insanlardan biri değil, en büyüğüdür. Hem milli mücadelede hem de cumhuriyetin inşa sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür. Mustafa Kemal bir temeldir, bir yoldur. Yapılmış, her şeyine bitmiş bir bina değildir. Sürekli ve her gün yeniden düşünülmekte olan, yeniden büyümekte olan, yeniden yaratılandır. Mustafa Kemal Atatürk, bir ulusun ruhunda yaşayan ölümsüz bir fikirdir, düştür, gelecek hayaldir. Canlı çıksa huyu çıkmaz deyişindeki huyudur Atatürk. Türk halkı Mustafa Kemal'in ölümüyle bugün sahip olduğu her şeye minnettar olduğu adamı tam 82 yıl önce kaybetti. Anadolu'nun milli bilincinden ve merkezinden doğan yeni ve dinamik devlet, Boğaz'ın hasta adamının yerine içeride ve dışarıda istikrar kazanmış Cumhuriyet Mustafa Kemal'in en büyük eseridir. O her yönüyle yeni bir Türkiye ortaya çıkardı. Mustafa Kemal Atatürk, ete kemiğe bürünmüş Türkiye'dir. Onun ebediyete intikali de Atatürk'ün bedeninde ve ruhunda vücut bulmuş bağımsızlık arzusunun, çağdaşlık ve bilim aşkının, dünya medeniyetler ailesinde dik duruşlu, kurt bakışlı yaşama onurunun da bu topraklara sinmesi anlamına gelir. Bu toprağın ruhu Atatürk'tür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var oldukça bu ruhta var olmaya devam edecektir. Kimsenin bunda şüphesi olmasın. Bugün büyük Atatürk'ün yolundan giden bizlere düşen görev, yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedefimizi büyük tutmaktır. Bunun için 10 Kasım'ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Atatürk'e saygının gereğinin bu olduğuna, onun manevi huzurunu ancak bu şekilde başımız dik, alnımız açık olarak ulaşabileceğimiz inancında olmalıyız. Biliyorum ki Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, onun ilke ve devrimlerini yaşatmak ve hayatı onun cesareti düzeyinde yaşamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 82. yılında Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen büyük önder Atatürk'ü bir kez daha gurur, özlem ve saygıyla anıyor. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Okul müdürümüz Sayın Osman Uysal'a teşekkür ediyoruz. Her ulusun kendine özgü gelenekleri, kendine göre alışkanlıkları, kendine göre özellikleri vardır. Hiçbir ulus diğer ulusların taklitçisi olmamalıdır. Batılıların valisi, tangosu varsa bizim de salon dansımız olan zeybeğimiz var. Okulumuz öğrencilerinden Emirhan Baytaş'ın zeybek sunumunu izliyoruz. Selamlar söyleyin. Ağlama anne, ağlama.
arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. 100 yıl yerde yatsan çürür mü tenin? Ruhun yaşar, toprak olsa bedenin. Burçlardan inmez ay yıldızın senin. Yüksekte dalgalan gökte istikbal. Gönlümde yaşıyor Mustafa Kemal. Okul öğrencilerimiz atamız için söylüyor. Thank you.
Thank you.
teşekkür ediyoruz. Bugün yatağımdan hür kalkıyorsam, ekmeğim ak, suyum berraksa, ağaçlar çiçek açıyor, topraklar ısınabiliyorsa, sesim gür çıkıyor, özgür özgür bakabiliyorsam, sen varsın göz bebeklerimde, sen varsın Atatürk'üm, sen varsın. Atamızı saygıyla ve özlemle bir kez daha anıyoruz. Yarının büyükleri olarak kurduğu cumhuriyeti koruyup yaşatacağımıza söz veriyoruz.